Getirle siparişin bölüm bitmeden kapında. İşte İngiliz Game'i izledim. The Operative diye bir film var Digiturk'ta, onu izledim. Bir de Current var diye bir film tavsiye ettiler. Akım Savaşı diye, işte Tesla ile Edison'un savaşı. Daha ilgi alanlarım benim, onu izledim. Onun dışında kitap okuyorum. 9 tane yeni kitap siparişi verdim. Ağırlıklı ilgi alanım olan tarihle alakalı. Onun dışında çocuğumla oynuyorum. Vesaire vesaire. Sen ne yapıyorsun abi? Şimdi bu gösterdiğim enstrüman ne sence? Bir daha göstereyim. O bir gitar ama ne gitar olduğunu tam göremiyorum. Bas gitar mı o? Tam göremiyorum abi. Biraz gitmiş yani. Normal elektro gitar mı? Yani kaç tane teli olduğunu sayamıyorum şu an. Bu aslında bir sitar. Hint aleti var ya ama işte elektriklisi. Yani işte elektro gitar gibi dizayn edilmiş olduğunu ama sesi sitar sesi. O hayret ya, etnik yüz haritasında ben de bir kere acaba tipim de benziyor yani. Evet, sen en de çok Pakistan'da falan çıkman lazım. Evet. Hint bak işte ben böyle bence böyle Türk'ten sonra en fazla Hintli'ye benziyorum ki. Ya ortaokulda falan benim lakabım hatırlarsan efsane Hintli aktör Raj Kapoor vardı yani. Hatırlıyor musun Raj Kapoor'u? Allah aram o. Mesela işte bağlama çalmayı da seviyorum ama çok enteresan şekilde sitarı bir tık daha fazla seviyorum. Daha iyi çalıyorum çünkü o yüzden. Çok enteresan bu. Ne yapıyorum evde? Ben bunu daha önce almıştım ama aşırı iş yoğunluğu nedeniyle çok fazla çalma fırsatım olmamıştı. Bunu çalıyorum. Çocukla oynuyorum tabii. İşte Monopol. Ne izliyorsun televizyonda? Genellikle izlediklerim Phineas and Ferb. Bir çizgi film. Çok güzel bir çizgi film. Mucize Uğur Böceği Kara Kedi. Tabii. Mucize Uğur Böceği Kara Kedi. Phineas Ferb'de çocuklar mucit falan. Güzel. Yani Lal ne izlerse onu izliyoruz Lal yatana bilmez, kadar. Bilmez miyim abi? Başka neleri başka neleri izliyorsunuz çizgi film? Abi bizde şu sıralar şey var. Shopkins manyaklığı var. Onunla ilgili filmler var. Bir de PJ Masks. Pijama maskeler. O evet, fena değil. O da değil. Güzel. Ben kendime şeyi eski filmleri, ya geçen bir tane film izledim, yeni bir film 2019 Steve McQueen olmak diye, çok iyi bir film. Aa şahane. Evet, daha sonra rahmetli dedemin de Steve McQueen'i ne kadar sevdiği aklıma geldi. Hatta benim öyle çok sevdiğim ismi Steve McQueen olan bir albüm var, İngiliz bir grubun, Prefab Sprout falan derken açtım o eski filmleri tek tek izledim. Lakin yine mesela Digiturk'te bir dün mesela itibariyle en iyi zaman geçirdiğim film izlerken kesinlikle ve kesinlikle Tarzan Rıfkı'yı izlerken oldu. Ya gerçekten. Evet, abi bak gerçekten. Canım, o kadar iyi oyuncular ki. O kadar evet, iyi oyuncular ki. Allah rahmet etsin. Kemal Sunal. O kadarı oynayan abi. Dinçer Çekmez. Evet. Mehmet Ali Erbil'in babası orada. Mafya babasını oynayan. Evet. Saadettin Erbil sanırım değil mi? Sen daha iyi bilirsin. Saadettin Erbil. Doğru. Abi Sunay Yıldızoğlu. O kadar şahane oyuncular ki. Tabii filmin canım. Aslında hiçbir senaryosu falan yok. Tabii abi canım oynuyorlar. Şey, oyuncular götürüyor işte. Abi sonra şey nedir? Palabıyık Rocky nedir o? Şu Ali Palabıyık'a hani espri olsun diye kullandığımız adamın tipi atıyorduk falan. Ama oyunculuk o kadar iyi ki. Genel olarak aslında şeye de baktım. Steve McQueen filmleri de aslında senaryo hep aynı be abi. Yani tutmuş oyunculuk ağırlıklı böyle gitmiş. O yüzden bu yeni dönem Netflix'ler, yeni dönem sineması daha böyle senaryo ağırlıklı. Oyuncuların hani gücünden ne? Eskiden böyle oyuncuya sebep paso giderdin değil mi? Hani sinemaya giderdin. Aa falan. Kirk Douglas'ın yeni filmi işte. Michael Douglas değil mi oğlu? Michael Douglas'ın yeni filmi falan. Tabii, gidersin yani. Öyle derdik. Ya, öyle derdik. Ha, tabii, öyle aynen derdik. Öyle. Şimdi senaryo. Bak, senaryo. Müzikte de öyleydi. Müzikte de öyleydi. Ya bir şimdi mesela Queen yeni albüm yaptı. Ulan aslında şey falan o kadar güzel değil yani. İşte Works albümü. İşte I Want It All. Çok iyi şarkı da. Ya Queen değil de mesela o şarkıyı Journey yapsa süper şarkı gerçekten. Ama Queen'in I Want It All'dan daha iyi en az 50 tane şarkısı var. Ama niye Queen? Gidip alıyorduk plağını, kasetini, imkanı olan CD'sini. Yani yeni bir döneme girdiğimizi, daha da 7'nin de yenisine gireceğimizi de buradan anlıyorum. Benim birçok bilmediğim oyuncu var. Açıkçası işte maç izlemekten sinema izlemeye vakit olmamış ki. Senin verdiğin işte English Game'i niye ben izlemek istemiyorum biliyor musun? Abi bütün hayatım onları izlemekle geçti ya. Yani futbol dışında son 10 yıldır futbol ve müzik dışında hiçbir şey yokmuş gibi ben resmen yaşadım. Yani maç izle, televizyonda yorum yap, gazeteye yazı yaz, stüdyoya git, müzik kaydet, arkadaş ister, bas gitar kaydar mısın Aleji? Olur kardeşim, org kaydar mısın? Olur. Ya bir de kendime bir şey yapayım istedim. Ama yine de ben o dayanamayıp o Netflix belgeselini kesin izlerim birkaç gün sonra. O kesin.
Ama genel olarak şuradan birkaç öylesine sana böyle çekeyim bakayım ne çıkacak şansına. İşte plak çekiyorum. Sen plak çek, ben de kitap tavsiye edeyim. Gençler için muhakkak ve muhakkak genç arkadaşlar için arkadaş ıslıklarını tavsiye ederim. Orhan Kemal'in. Benim en sevdiğim Türk yazardır kendisi. İhsan Oktay Yanardağ yeni dönemin en sevdiğim yazardır. O ikisinin İhsan kitaplarını Oktay kesinlikle okuyun. Ya, olağanüstü kitaplardır. 7. gün muhteşem bir kitap. Puslu Kıtalar Atlası gerçek bir efsanedir. Bu ikisini mutlaka tavsiye ediyorum ama Orhan Kemal'den arkadaş ıslıklarını okuyun. Onun dışında Dan Brown'un yeni kitabını bekliyoruz ama John Christoph Crunch'ın yeni kitabı çıkmış, onu sipariş verdim. O da nedir? Son Av diye bir kitap, bakacağız. Bunu okudum. Plak tavsiyelerine bitirdim. Geçelim. Bu ne? Yok, yine kitap işte. Liverpool 10 maçta efsanenin anatomisi. Caner Eller'in sunumuyla Jonathan Wilson'ın kitabı. Çok güzel kitap. Sende var mı ya? Futbolun kısa tarihi var mı? Vardı da şimdi nerededir bilmiyorum yani. Çok eskiden vardı. Ben onu aradım bulamıyorum yani. Hiçbir yerde çıkmıyor. Şu çok güzel kitap. Bursa Spor'u anlatıyor. Evet. Gerçekten çok güzel bir kitap. Mehmet Zincir Kıran 5. şampiyon Bursa Spor. Çok eskiden beri alıyor. Zafer abinin Zafer Al Gözüm Bu Haşır The Blackboard nefis bir anı hatıra kitabı. Yani çok güzel bir kitap gerçekten de. Ve dın 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 dın. Hangi filmin müziği bu? Dın 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 dın. Dokunmayın Şaban'ıma filminde arkada çok güzel böyle orkestrasyonlar vardır ya. Funk drama aynı zamanda Türk sanat müziğidir. Onları yapan abi Osman İşmen. Daha da birçok değerli iş yapmıştır. Yani pop müzikte de katkıları vardır ama çok güzel bir kitap. Osman İşmen'in bu hayatını anlatıyor. Aranjör nedir? Ne işe yarar? Ne anlatır? Falan filan. Film önerim genel olarak eski filmlere de bakalım istiyorum. Yani gençler eskileri izlesin, biz de yeni. Ben öyle bakıyorum. Yani izlemişlerdir de Oldboy'u bir daha izledim mesela ben. Hani bu dönemlerde iyice böyle iyice depresyona gireyim diye. Hani iyice tribe gireyim diye. Bir daha Oldboy'u izledim mesela. Şuradan bir plak daha çekiyorum. Şansına ne çıkacak bakalım. Plak çek abi. Çek plağı. Aa sen çok seversin. Abi görmüyorum. Oralar biraz böyle gözükmüyor da o yüzden. Yani görmüyor. Söylesen daha iyi. Blur. Blur'un Parkland. Senin Londra'nın arkada Londra var ya. Londra'dan bayağı iyi gruplar çıkmıştır. Blur, Sweat. Aslında böyle Rolling Stones da Londra'dandır ya. Hani o ayrı bütün dünya grubu olduğu için. Ama Londra'nın kendine özgü yaşamını falan anlatma konusunda bu Blur iyidir ya. Bayağı sen de seversin sanırım yani. Severim. Blur'u severim. Blur mesela ilk kez başladığında... Biz daha kuzeyli grupları seviyoruz işte. Oasis. Tabii canım. Beatles falan olay. Bizim olayımız o yani. Liverpool, Manchester abi müzik. Ben sana söyleyeyim yani. Kesin. Kuzey. Ama öğrenmek için de tabii bence her türlü müziğe de böyle kulak kabartmak lazım. Yani Hint müziği, Pakistan müziği. Hint müziği tabii yani. Rock müziğinin özellikle ana vatanıdır yani. Aslında İngiliz değildir biliyor musun? Bak o konuda ben şöyle düşünüyorum. Bence ana vatan İngiltere'dir. Bak futbolun da ana vatanı İngiltere değildir. Rock müziğin de. Ama futbolu da rock müziği de en iyi pazarlayan, en iyi etiketleyen, dünyayı en iyi yayan ve kendine bir avantaj olarak döndüren kesinlikle İngiltere'dir. Hiç tartışmam. Dünyanın en büyük futbol pazarlamacılarıdır. Yanına kimse yaklaşamaz. İtalyanlardan aldıkları İtalya Ligi'nin eskimiş oyuncularıyla 90'lı yıllarda 2000'lerin başında İtalya'yı tamamen geçmeyi başardılar abi. İşte kelepir al. Dille ilgilisi var onun. Yaygınlıkla alakası var, onunla ilgisi var yani. Bak mesela dikkat eder misin? Türkiye'de birçok rock grubu uzun yıllar mesela Dumanlar, yani Barış Manço'lar, Cem Karaca'lardan sonra taş Duman, Kesme Şeker. Onlar hani böyle vokaller bizde sanki herkes Türk rock grubunda o yıllarda sanki Cambridge'de okumuş. Veya Liverpool'da babasının balıkçısı varmış gibi söyler. Ya kötü bir şey değil bu yani. Ben bunu böyle eleştirel anlamda söylemiyorum. Tamamen böyle tespit. Tespit olarak söylüyorum. Evet. O senin dediğin işte böyle dil avantajı. Mesela Artov. Artov diyor Artura. Çünkü işte bir kere görmüş George Harrison filmde, Beatles filminde ona Artov diyor ya. Kalmış o. Onu o öğretmeni söylese o kadar sallamaz. Ama o çok büyük avantajları. Mesela çok bilinmez ama Beatles elemanlarının 4/3 ya babası ya annesi ya dedesi babaannesi İrlandalıdır, göçmendir. Paul McCartney öyle zaten.
Harrison da öyle soyadı. Lennon da öyle oğlum. Lennon işte Neil Lennon. O da mı John Lennon göçmeni? Lennon soyadında olup ne olacak? Aaron Lennon var ya siyahi. Onun da mesela kökeninde var. Ya tabii. Amerika'daki Lennon'larda yani zaten İrlanda göçmenliği çok var Scouser'larda yani Liverpool'larda. Liverpool'da da Manchester'da da genel olarak kuzeyde var ama genel olarak o kültürün kaynaşması var. Şimdi McCartney'de örnek alalım. Adam hem Give Ireland Back to the Irish diye şarkı yapıyor 70'lerde. İrlanda'da iç savaşın olduğu, İngiltere'nin dahil olduğu dönemde. Hem de daha sonra İngiltere Kraliçesi'nden Sir unvanı alıyor. Tabii. İşte İngiliz pazarlamacılığı budur hocam. Ben sana söyleyeyim mi ya? Tamam şarkını yaptın güzel ama sen bana bağlı kal. Anladın mı? En büyük başarısı budur. En büyük başarısı aynen budur. Aynen ya futbolda da öyle abi. Şey futbolu İngilizler işgal etmiş, pardon icat etmiş olsaydı daha iyi oynarlardı. Abi bariz bir şekilde ya işte Brezilyalı, Arjantinli, Güney Amerikalı biri yapmış. Avrupa'da da ben sana söyleyeyim. Alman, Çinliler, İtalyan. Futbola benzer ilk oyun Çinlilerde ama hani futbol dediğim kuralları yazanlar da İngilizler abi. Çinliler falan değil abi. O kesin hiç oynayamıyorlar. Çünkü abi bak bulmuş olsam biraz etkisi olur abi. Yani hakikaten onlar bulmuşlar canım. Onlar topa vurmayı falan bunu bulmuşlar işte ama yani o kural yazma bilmem taktik geliştirme. Tamam işte bak yine işte. İngilizce. Kural niye yazarsın? Pazarlamak için ya. Yaymak için yaparsın kuralları. Evet. Bak ikinci başladığımız noktaya dönüp bitirelim. İngilizlerin bir de bir başka üstünlüğü şudur. Kendilerince kültürel üstünlüğü. Benim de en sevmediğim ikiyüzlülükleri. Celtic bir kupa kazandığı zaman British team derler. Britanyalı evet. Takım. Mesela 1967 Adana'da ilk kez bir takım şampiyon kulüpleri kazanıyor. Hep İspanya'da hep Real Madrid kazanıyor lan zaten. Tamam. Hatırla başlıyor Real Madrid gidiyor Real Madrid. Tamam. Arada Benfica kazanıyor falan. Abi Celtic kazanıyor diyor ki Britain won the cup. Ulan ne şimdi ondan sonra? Kazanınca Britain kaybedince. Aynen mesela işte, telefonun elektriğin falan onları işte, mucitler var ya işte. Edison Bell. Mesela British scientist. Ulan niye British? Öbür mesela başarısız olan adama Scottish. Ya ulan ne biçim iş bu? Anladın mı? Bak bunları çok iyi yap. Çok doğru. Öyle aynen aynen öyle. %100 doğru. Aynen böyleler. Haklısın. Aynen böyleler. Doğru söylüyorsun. Biraz insanları bu zor günlerde de sonlara doğru güldürelim, tebessüm edelim istettik. Güzel günler yaşayacağız. Çok teşekkür ederim. İnşallah. Aşacağız. İnşallah. Bu plağı sana böyle hediye edeyim mi? O kadar seviyorsan böyle. Buyurun abi. Yok. Bunu severim de etmem. Sende kalsın. Bende plak çalan yani plak çalar yok. Alırsın yakında. Bakalım alırsın. Kısmet. Ben sana sonra açıklayacağım neden. Tamam hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Hadi ailene selam ver.